Bugün Türk İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Konfeti ziyaret etmesi KOBİ'lerle ilgili, ekonomiyle ilgili fikir alışverişinde bulunması bizler için çok kıymetli. Kendisine ve kıymetli heyetine çok teşekkür ediyoruz dünyası olarak. Çok sağ olun efendim. Değerli basın mensupları, oldukça verimli bir toplantı. Türk Konfet'in saygıdeğer yöneticileriyle bir arada olduk. Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Hem Türkiye'yi hem dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de bir anlamda sordular. Ben de bütün sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdim ve şunu söyledim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var. Çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke ve dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışındaysa da o kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlete liyakati sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları. Olması lazım. Cumhuriyet affı, insanlar bekliyor. Yani ne bileyim işte, hak eden insanlar var. Önce hakları. Değerli arkadaşlarım, önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım. Ama efendim 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs olunca ya yani gelince de yeter söz milletin dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.